Herkese selam çıtanlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ı muhtemelen fark etmediğiniz birkaç şeye bakacağız. İlk maddemiz arkadaşlar, Süper Slide kısmına giriş yaptığınız zaman en üst kısımda yeni oyun tarzı bir şey olacak. Ben o kısma tıkladığım için arkadaşlar, ben de alt kısmına çıkıyor. Bu da Supercell'in yeni oyunu. Bunu belki fark etmiş olabilirsiniz. Geleli bir ay falan oldu. Ben videosunu çekememiştim arkadaşlar. Neyse, bu gördüğünüz gibi Supercell'in yeni oyunu. Merge Mansion diye bir oyun arkadaşlar. Yani ben oyuna baktım, hatta indirdim ama hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Sanırım oyun ne güzel bir oyun. Burada oyna tuşuna basınca mesela Google Play Store'a atıyor. Buradan da gidip oyunu indirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi oyun arkadaşlar başka bir şirket tarafından yapılmış gibi gözükse de bu Supercell oyun arkadaşlar muhtemelen ortaklı olabilirler. Zaten tek oyun burada bu. Gördüğünüz gibi Merge Mansion diye bir oyun. Yani gizemli bir oyun. İndirdim ama hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Muhtemelen şu anda geliştirme açısında anlamadığım için beğenip beğenmeyi demiyorum. Yani gizemli bir oyun arkadaşlar. Enteresan böyle köşk köşk malikane. Mesela bunlar ne abicim? Bir Supercell oyuna pek fazla benzemiyor. Mesela diğer orada Beastar diye bir şey de vardı. O da bir klasik bir Supercell oyuna benzemesi de arkadaşlar. Bu şekilde enteresan bir oyun. İsterseniz gidip bu oyunu indirebilirsiniz. Zaten Supercell'in yeni oyunu Squad Buster çıktı arkadaşlar beta'ya. Eğer Squad Buster sesine başlamamı istiyorsanız sizlerden arkadaşlar en az bu videoya 400 like veriyorum. Acaba bir gün içerisinde 400 like gelir mi? Bak, hatta şöyle söyleyeyim. Bir gün içerisinde bu videoya 400 like gelsin arkadaşlar. Squad Buster serisine başlayacağız. Üstüne üstlük Brawl Stars hakkında bilinmeyenler serisinin ikinci bölümü inşallah gelecek 400 like'da. Aynı zamanda kanalımıza aboneyseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yine abone kaybetmeye başladık. Kan kaybetmeye başladık arkadaşlar. Özellikle abone değilseniz abone olmasını gerçekten çok sevinirim. Diğer muhtemelen bilmediğiniz şey arkadaşlar, Brawl Stars'a gelen gizemli bir bildirim. Bunu ben daha geçenlerde ilk defa benim başıma gelmişti ve direkt ben eze saldım arkadaşlar. Brawl Stars'a böyle rastgele takılırken yukarıda bir bildirim geldi. Ve bu bildirimle arkadaşlar Brawl Stars'ı geliştirmemiz için yaptığımız bir anket tarzı bir şey yazıyor zaten ekrana koymuşumdur. Eğer oraya sitenin linkine tıklarsanız, yani oradaki butonu tıklarsanız sizlere bir siteye atıyor ve burada da işte Brawl Stars hakkında anketler geliyor. İşte oyunu ne kadar süredir oynuyorsun, oyunu seviyor musun, oyundaki en sevdiğin şey hangisi, bu şekilde anketler falan filan çıkıyor. Ve bu ankete birazcık 10 dakika falan sürüyor arkadaşlar. Ben bunu ankete doldurmuştum. Yani sizlerin karşısına çıkmış olabilir. Benim karşıma şans eseri çıktı arkadaşlar. Ben de daha önceden çıkanı görmedim. Brawl Stars'ta bu şekilde bir anket yaptığını görebilirsiniz. Yani oyuncuların fikrini merak ettiği için Brawl Stars bu şekilde bir anket yapmış. Açıkçası güzel, fena değil. Videomuzun 3. bilinmeyen maddesi Brawl Stars'ın eski ismi adından arkadaşlar. Brawl Stars'ın eski isminin Slugfest olduğunu söyleyenler var. Şimdi ilk öncelikle biliyorsunuz ki Brawl Stars eskiden vahşi batı teması bir oyun değildi diye bir söylentiler var. Resmi Supercell açıklaması olmadığı için arkadaşlar, yani çok konuşulan şeyler var. Mesela Brawl Stars'ın önceden uzay temalı bir oyun olduğu, ondan sonradan işte bir sümüklü böcek temasına geçiş yaptığı enteresan bir şey olmuş ve oyun adının Slugfest olarak değiştirildi. Daha sonradan da oyun arkadaşlar Brawl Stars olarak değiştirildi söyleniyor. Belki Ryan Frank ya da Dani söylemiştir ya da bir Supercell yetkilisi çalışan ya da partneri söylemiştir. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben bu haberi bir tane Supercell partnerinden duymuştum. Ve bu partner arkadaşlar oyundaki eski ismi Slugfest olduğunu söylemişti. Resmi bir açıklama olmadığı için bu şekilde bir bilgi var arkadaşlar elimizde. Yine de enteresan olabilir zaten Slugfest'in altında Brawl Stars'tan şehri ve koldu görebiliyoruz. Çizimler tabi herhalde değişik arkadaşlar ama oyun arkadaşlar her zaman vahşi batı teması değil. Tabi şu anda oyunda vahşi batı teması olmayan bir sürü şey var ama ilk çıktığı zaman çöl teması olarak yayınlanmıştı ve biliyorsunuz ilk çıkarken şişeli Colt ve Spike'ın ön planda ya da Poco'nun ön planda olduğu bir animasyon vardı zaten. Hiç biliyorum ne izlenmiş oydu, 80 milyon mu? Yani Brawl Stars vahşi batı teması olarak çıktı ama ondan önce uzay teması olduğunu söyleyenler var. Bir de oyun adının Slugfest olduğunu söyleyen partnerimiz de var arkadaşlar. Bunu da buradan haberini vereyim. Yani oyunda da eskiden Brawl Stars değildi. Tabi eskiden Project Lazer diyenler de var. Project Lazer'de biliyorsunuz 8 bitin eski mini game'iydi. Hazır Project Lazer demişken videomuzun 4. maddesi eski Supercell oyunu değil, eski mini game diyeyim arkadaşlar. Yaklaşık 2-2,5 yıl önce 8 bitin üzerine 8 kez tıkladığınız zaman oyun sizlere bir siteye atıyordu. Ve bu sitede Project Lazer adında bir mini game oynayabiliyordunuz arkadaşlar. Birisi 3 tane mi 4 tane mi 5 tane mi bölüm vardı. Ben ilk bölümü hiç geçememiştim. Allah kahretmesin. Oyun zaten arkadaşlar 1 ay mı durdu. Neyse o oyunda arkadaşlar her 8 kere tıkladığınız zaman bir oyuna yönlendiriyordunuz. Burada 8 bit arkadaşlar baş karakterdi ve işte böyle uzay gemisini sürükleyerek işte robotları falan filan kes. Ben ilk bölümden sonrası bilmediğim için ilk bölümde arkadaşlar uzay gemilerini falan patlatıyorduk. Daha fazlasını bilmiyorum. O bölümü geçememiştim ben. Hatta Albayrus karakteri de ilk defa o oyunda gözükmüştü biliyorsunuz ki. Albayrus detayları falan filan. Ya o zaman arkadaşlar bayağı bir gizem videoları çekiyordum ben biliyorsunuz ki. 2,5-3 sene önce. Yani Brawl Stars'ın arkadaşlar en iyi dönemleri diyebiliriz. Bayağı bir gizem detay videoları attığı zaman zaten Albayrus'un geleceği bu şekilde belli olmuştu o oyundan mesela. Yani Project Lazer oyuna ilerleyen zamanlarda geri gelir mi? İnşallah gelir arkadaşlar ama
Yani oyunu bitirememiştim. İnşallah bir dakika geldiği zaman bitiririm. Oyunun bu zamana kadarki gelmiş geçmiş en uzun bakım molası Brawl Pass bakım molası değil arkadaşlar. Çünkü Brawl Pass bakım molası yanlış hatırlamıyorsam 1-2 saat sürmüş olabilir. Belki 3 de olabilir, hatırlamıyorum ama oyundaki bu zamana kadar gelmiş geçmiş en uzun süren bakım molası daha yakın zamanlarda gelmişti. Bundan önce gelen sezon arkadaşlar. Ve o sezonun bakım molası akşama kadar sürmüştü. Yanlış hatırlamıyorsam güncelleme saat 1'de gelmiş olabilir. 1'de geldiyse akşam 7'ye 8'e 9'a kadar devam etmiş. Yani en az bir 7 saat devam etti diye hatırlıyorum arkadaşlar ben. 8-9 saatte olabilir. O kadar abartmış da olabilir bilmiyorum ama yani akşama kadar devam eden bir bakım molası gelmişti arkadaşlar. Akşama kadar hiç girememiştik zaten sunucuya. Hatta onun hakkında video bile yapmıştım arkadaşlar ben. Hatta bir aralar oyuna Brawl Stars'ta Edgar'ın bedava verildiği güncelim var. Onda bile bu kadar uzun bakım molası sürmemişti arkadaşlar. Onda en fazla herhalde 4 ya da 3 saat sürmüş olabilir. Belki daha da kısa olabilir. 2 saat de olabilir bilmiyorum ama bu bakım molası sabah öğlen gelmişti. Akşama kadar devam etmişti. Ve o güncelimde çok da büyük bir şey de gelmemişti arkadaşlar. Yani bir Brawl Pass ya da bir bedava karakter gelmemişti. Edgar'ın geldiği zaman arkadaşlar oyuncular büyük bir akın etmişti oyuna bedava karakter olduğu için. Yani zaten Brawl Stars en popüler dönemi o dönem Edgar dönemi olabilir. Yani diğerinde de oyuna çok büyük bir güncelleme gelmişti. Brawl Pass güncellemesi bayağı büyük bir güncelleme. Ama bunda neden çöktü hiçbirimizin bir fikri yok arkadaşlar. Belki önemli bir şey olmuştu bilmiyoruz. 5. maddemiz Pam'in eski hali bu şekildeydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Pam eskiden erkekti. Yani bunda da dediğim gibi az önceki Brawl Stars'ın eski adındaki olduğu muhabbet gibi resmi bir açıklama yok. Ama arkadaşlar ben bu habere inanıyorum. Çünkü ta kaç yıldır söylenen bir şey. Ben bunu ta 4-5 sene önce arkadaşlar duymuştum yani. O ilk çıktığı zamanlardan beri herhalde duymuştum. Pam'in eski hali bu şekilde arkadaşlar. Pam eskiden değişikti, erkekti. Ben bunun videosunda izlemiştim mekanikler eğer doğruysa. Pam gibi ateş ediyor. Pam gibi ultisi var, böyle sağlıkçı bir karakter. Ama eskiden arkadaşlar erkekti. Tabi bu da bayağı bir edildiği için değiştirilmiş. Bayağı mask olmuş yani. Yani tabii ki arkadaşlar bunu hak veririm. Mesela bazı karakter Piper'ın eski versiyonu ben hala özlüyorum ama yani bunun değişmesine ben hak verdim arkadaşlar. Çünkü tipsizmiş arkadaşlar açıkçası, yani dürüst konuşmak gerekirse. Videomuzun diğer bir maddesi, yani muhtemelen bunu bilmeme ihtimaliniz %95 diyebilirim. Yani yorumlar kısmında hepsini biliyorum, yazmayın arkadaşlar. Bunu muhtemelen bilmiyor olabilirsiniz. Çünkü Brawl Stars'ın hepimizin bilmediği bir tane kanalı var. Ben bu kanalı daha yenilerde fark ettim. Brawl Stars'ın ilk kanalı gördüğünüz gibi bu. Hatta ben bu animasyonları izlediğimi de hatırlıyorum ama bu kanaldan mı izledim onu hatırlamıyorum arkadaşlar. Ben bu animasyonu izlemiştim. Hatta kanalın kurulma tarihine bakalım. 2017, 5 yıl sonra kurulmuş arkadaşlar. Videolar zaten 5 yıl önce. Animasyonlar profesyonel demeyeceğim. Hani çakma bir animasyon olması mümkün değil. Profesyonel demek arkadaşlar birazcık hakaret gibi olabilir. Hatta burada Spike'ın sesi bile var diyorlar. Gördüğünüz gibi Clash of Clans'ın yapımcılarından ve Brawl Stars'ın burada arkadaşlar işte videosunu görebiliyorsunuz. Shelly, Spike, hatta bu oyunun tanıtım videosu muydu? Yıllar içinde tanıtım videosu olarak kalan video olabilir. Tabi değişti arkadaşlar o tanıtım videosu. Hatta onu da madde ekleyebiliriz lan. Lan bunu yaparken Brawl Stars reklamı geldi. Tamam tıklayalım. Bakın arkadaşlar buradaki oğlum tam söyledim, bu tanıtım videosu değiştiğim karşıma reklam çıktı lan. Dur hatta şey yapalım. Evet arkadaşlar bu hesapta yoktu ama bunda listeye katıldı. Muhtemelen bunu da fark etmemiş bilmiyor olabilirsiniz. Brawl Stars'ın yaklaşık 5 yıldır değiştirmedi. Google Play Store'daki tanıtım videosu değişti. Siz de eskisini ezberlemişsinizdir artık arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi artık Brawl Stars'ın yine tanıtım videosunda oyuna en son gelen karakterimiz var. İşte Gray var. Onun haricinde burada arkadaşlar değişen bir tanıtım videosu oldu. Bak mesela Kurt Adam Leon var arkadaşlar. Yani eski tanıtım videosunu göstermeme gerek yok, hepiniz ezberlemişsiniz zaten, yayından kalktı herhalde o. Gördüğünüz gibi burada kosmeri falan filan, karakterleri falan filan, aslında güzel eşyalar falan filan da var. Evet bu şekilde muhtemelen bunu da fark etmemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Hatta buradaki yazılar da değişmiş arkadaşlar. Buradaki tanıtım videosu 4-5 yıldır aynıydı biliyorsunuz ki sonunda buna da değişmez artık illallah getirmişti arkadaşlar. Tabi Brawl Stars'ın eski kanalı da vardı bu şekilde arkadaşlar. Bu detayda birazcık arada kaynamış oldu ama bu da Brawl Stars'ın eski kanalı, gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela Cold'un animasyonuna giriş yapalım. Cold, aa eski haline bak. Oğlum halen aynıya bakıp kol saçların üzerinde. Eskiden beri aynıymış arkadaşlar demek. Gördüğünüz gibi bu animasyon tabii ki fake olma ihtimalini ben düşünmüyorum arkadaşlar. Yani bu şekilde bir bilinmeyen videomuzdan sonuna geldik. Yani bu listede en az birkaç tane şeyi bilmediğiniz eminim arkadaşlar. O yüzden serinin devamı için lütfen videoyu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Gerçekten güzel bir seri olacak. Eğer destek verirseniz böyle 400 like gelirse bir gün içerisinde güzel bu olarak bilmediğiniz şeyleri paylaşmaya çalışacağım. Buradan da gün ayet ve hadisine görebilirsiniz arkadaşlar. Ayet ve hadisleri hayatınızda kesinlikle uygulamayı unutmayın. Buradan da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Kesin izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. O zaman sonraki videoda kadar görüşmek üzere. Kendinize bakın ve Allah'a emanet olun.